Hadi Sadece Bey, hedefine bak. evet Hadi Bey, şuna gerçekten çok üzülüyorum. Şimdi dünya hangi yarışta, hangi sorunlar üzerinde konuşuyor, nasıl bir dünya gelecek için çalışma içinde. Türkiye'nin bugün bu kısır çekişmelerin içine girmesi inanın o kadar üzüntü verici bir durum ki. Halen dikkat edin, Türkiye'de ya kimlik ya inanç siyaseti üzerinden bir seçime gidilmeye çalışılıyor. Ya oysa Osmanlı tarihinin de yani hepimizin de ortak tarihi geçmişi olan Fatih Sultan Mehmet bundan aşağı yukarı 570 yıl önce diyor ki insanlara dininle namazın var mı, oruç tutuyor musun gibi Allah'ın soracağı soruları kullara sormayın diyor. Siz diyor insanları aşmışsınız. Ne ihtiyacınız var? Bir sorunuz var mı gibi kulun kula soracağı soruları sorun diyor. Şimdi aradan 570 yıl geçmiş ve biz halen Türkiye'de onun etnisitesine, kimliğine, doğum yerine, efendim işte inancına, mezhebine ve bununla uğraşıyoruz ve bununla Türkiye'yi 21. yüzyıla hazırlamaya çalışıyoruz. Ya bu kadar kısır çekişme, bu kadar kendi kendini döven, bu kadar kendi kendini yoran, bu kadar kendi enerjisini kendi içinde tüketen bir devlet anlayışı olabilir mi ya? Bir siyaset anlayışı olabilir mi? Yani isyan etmemek elden değil ya. Bu kadar düşük kalibrede siyaset olur mu ya? Rica ederim ya. Yılmaz Bey, şu anda hani dediniz ya, hem kimlik üzerinden hem de inanç üzerinden siyaset yapılıyor. Sizce şu anda Türkiye'deki siyasi partileri biliyorsunuz. Bugün tartıştığımız konuda belli. İnanç üzerinden kim siyaset yapıyor? Hangi parti yapıyor? Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Temel Karamollaoğlu mu mesela? Şimdi bu etnisite ve inanç olayı öyle tehlikeli bir durum ki, bakın şu yanı başımızdaki Irak'ı görüyoruz. Irak'ta Saddam diktatördü, şuydu, buydu ama Irak'ın ulusal birliğini sağlamıştı ve antidemokratik de olsa bir yönetim şekli vardı, bir birliktelik sağlıyordu, bir kalkınma sağlıyordu. Çok böyle provokatör işler de yaptı, bölgeye de kendisine de zarar verdi. Şu anda Irak'ın geldiği nokta hepimiz biliyoruz. Sayın izleyenlerimiz için söylüyor dese onlar da biliyorlar ama şimdi şu anda bu emperyal güçlerin oyununa geldiler. Orada da inançtı, etnisiteydi üzerine. Şu anda Irak'ta Kın Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı Kürt kökenli olacakmış. Meclis Evet. Başkanı Sunni, Başbakan Şii. Şimdi Irak'ta iki tane etkili Kürt partisi var. Biri Taliban'ın başını çektiği şey, biri de Barzanilerin. Şimdi iki parti bir araya gelip Ahmet Mehmet diyemedikleri için Cumhurbaşkanı seçilemiyor. Şimdi iki tane etkili Şii partisi var. Birisi Sadr'ın başında olduğu parti. Biri de İran, Rusya ve Amerika'nın etkisinde olan bir Şii partisi var. Şimdi Sadr'ın başında olduğu parti diyor ki ya kardeşim gelin tamam ben birinci partiyim. Gelin Şiiler diye siz de olun. Kürtleri de alalım. Sunnileri de alalım. Irak'ın yeniden ulusal birliklerini sağlayalım diyor. Fakat kardeşim o diğer Şii partisi de yanaşmıyor. Kürt de yanaşmıyor. Sunnisi de yanaşmıyor. Ne oldu? Meclisten istifa etti 72 milletvekiliyle. Pasif oturma eylemine geçti. Sonra işte sessiz gösteriler yaptılar. Hiçbiri para etmeyince şu anda iç savaş yaşanıyor. Şimdi bu emperyalizmin Orta Doğu'da en büyük oyunu, en büyük tezgahı bu. Şimdi o Evet. nedenle günümüzde artık o parti, bu parti şeyi yapmadan bu inanç ve etnisite üzerinden bu siyaset tarzına bir son vermemiz lazım. Ya hayat pahalılığı var da AK Partili güllük gülistanlık içinde mi yaşıyor? Cumhuriyet Halk Partileri mi bunu sadece yoksulluğunu çekiyor? Bu soğukta sadece onlar mı donacak? Hepsi donuyor. O nedenle bizim Türkiye'nin genelinde bir çözüm sunmamız lazım. Bir barışık olmamız lazım. Siyasi partiler bunun için var. Yani Sayın Kılıçdaroğlu bunlarla uğraşacağına, ya bunlara bir çözüm getir, bir söyle, bir şey
öyledir böyledir, eksik de olsa söyle, eksiğini de millet tamamlar. Bu olmuyor. İnanç üzerinden bu giderek şey ediyor. Şimdi benim bile bir kuşkum var. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu durup dururken efendim yürek ister, cesaret ister, yüreği olan, cesareti olan derinle gelsinin altında ben şunu da bekliyorum. Ciddi de kuşku içindeyim. Türkiye'nin üniter yapısını sarsacak, orayı da böyle tam böyle bir hengamenin içine sokacak, yarın bir öneriyle gelirse benim için şey olmaz, sürpriz olmaz. Ne demek çünkü, istiyorsun? Ya Türkiye'nin üniter yapısını sarsıcı bir teklifle de gelebilir. Yani anayasanın ilk dört maddesini zedeleyen bir teklifle de gelebilir. Şimdi nitekim Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu önerisi için bazıları da diyor ki kardeşim bunu yapabilmemiz için gel şu anayasanın ilk dört maddesini bir konuşalım diyorlar. Şimdi bu ilk dört maddesi belli. Türkiye demokratik, laik, üniter bir devlettir deniyor. Evet. Başkenti Ankara'dır deniyor. Bu maddeler değiştirilemez diyor. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun yani durup dururken böyle bu temel fay hatlarını sarsıcı bu girişimleri son derece tehlikeli. Son derece sakat. Bunlar Türkiye'nin hayrına olan şeyler değil. Yani Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adaylığını kotarmak için ortaklarından Türkiye'nin temellerine dinamit koymasına gerek yok ki. Çıkar programıyla, iddialarıyla kendisi aday olur. Belki doğrusu doydu. Her parti kendi adayla şeye girer seçimlere. Eğer ikinci tura kalırsa da muhalefet işbirliği yapabilir.